Hoş geldin Valentin Rossi'ye. İstanbul'a artık geldin. Şu anda meşaleler yakıldı. Evet. Futbol Plus kanalından herkese merhabalar. Taner Karaman bizimle. Bugün günün transfer manşetlerini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler Ömer. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkürler abi. Biliyorsun ki Süper Lig'in artık ilk yarısının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve kulüpler de transfer çalışmalarına başladı. Ben Galatasaray'la başlamak istiyorum. Galatasaray'da bugün güzel bir transfer haberi var. Fotomaç gazetesinin geçtiği haberde. Biliyorsun ki en son Galatasaray derbi mücadelesinde Cagne'den çok verim alamamıştı. Aslında golcülerinden çok verim alamıyor Galatasaray. Bir golcü transfer haberimiz var. Basel'in yıldız oyuncusu Arthur Cabral. Fatih Terim'in de çok istediği bir oyuncu. 98 doğumlu Brezilyalı ve 2023'e kadar da kontratı var. Abi sence Galatasaray'da golcü transferine ihtiyaç var mı? Cabral Galatasaray'a faydalı olur mu? Şöyle ifade edeyim sevgili Ömer. Mustafa Muhammed'in yükselen bir performansı var. Her ne kadar son maçta penaltı kaçırsa bile çok kritik bir puan kaybına neden olmak demeyeyim ama kaçırdığı penaltıyla birlikte takımın bir puan almasının önüne geçmiş gibi gözükse de Mustafa Muhammed'in performansı yükseliyor. Chadli'nin performansı da oynadığı dakika aralıkları içerisinde iyi işler yapan bir Chadli var. Ama Galatasaray'ın elinde şu anda gözü kapalı sahaya sürüp de performans alabildiği bir golcü oyuncusu yok. Böyle bir performansa ihtiyacı var. Eldeki oyunculardan böyle performanslar çıkartabiliyorsunuz. Nedir bu? Mustafa Muhammed'in bonservisini alırsınız ve onun da yanında Cadde'den de verim alırsınız. O zaman Galatasaray'ın forvet transferine ihtiyacı kalmaz. Ama şu anki performanslarıyla ne Mustafa Muhammed ne de Cadde 90 dakika boyunca Galatasaray taraftarların böyle arkasına yaslanıp da işte hücumdaki adama top atalım o golü bulur diye kafaların rahat olduğu bir golcü oyuncusu Galatasaray'ın bulunmuyor. Bu yüzden de mutlaka eğer ki bu oyunculardan performans çıkartılamayacaksa Basel'li futbolcuyu almak Galatasaray için bir fırsat olabilir. Zaten gazete manşetinde de yer verildiği gibi Fatih Hoca'nın istediği bir transfer, istediği bir isim. Galatasaray B planını hazır tutmaya çalışıyor. Bu B planı nedir? Evet işte bu oyunculardan performans gelmezse Mustafa Muhammed'in bonservisi için harcanacak para yerine böyle bir transfer hamlesi Galatasaray düşünüyor gibi gözüküyor. Golcüsüz bu işin şampiyonluğa sizin götürmeyeceğini, yani golcünüz olmadan şampiyon olma şansınız yok. Eldeki golcülerinizin de 90 dakika boyunca sahada iyi işler yapması lazım. Şu anda Galatasaray'da İbre golcü transferine dönmek üzere, dönmüş gibi gözüküyor. Çünkü ne Mustafa Muhammed ne de Chadne hala daha geride kalan 10 hafta Avrupa maçları da düşünürsek Galatasaray taraftarlarının içini rahatlatacak, içini böyle hoş tutacak, kafalarını rahat bir şekilde maç izleyebilecekleri bir performans ortaya koyamadılar. Evet abi haklısın. Ve Fatih Terim de zaten bildiğimiz gibi transferlerde oldukça etkili ve iyi isimleri scout analizi yapıp ülkemize kazandırıyor. Bu oyuncuda da dikkat ettiğim bir nokta var aslında. 11 karşılaşmada İsviçre Ligi'nde 12 gol kaydetmiş. Toplamda da 22 maçta 22 gol 6 asisti var. Yani aslında Brezilyalı golcü için Fatih Terim'in devreye girmesi istemesi tesadüf değil. Ama şuna dikkat etmek lazım. Ligler arasındaki kalite farklılığı biraz yanıltıcı olabilir. Mutlaka bunun derin analizini yapmak lazım. Oradaki performansında attığı goller ligin kalitesiyle alakalı mı? Biliyorsunuz İsviçre Ligi çok fazla skor üretilebilen, çok rahat gol atılabilen bir lig. Bununla mı alakalı? Yoksa da adam hakikaten de yeteneğiyle bir şeyleri ortaya koyarak mı atıyor? Bunların iyi irdelenip bizim takımımıza uyar mı diye düşünerek muhtemelen zaten şunu da söylemek lazım. Fatih Hoca çok yüksek bir olasılıkla da bunu hesaba katarak belli analizleri gerçekleştirip bu transfere onay vermiştir gibi gözüküyor. Şu anda son cümlemi şöyle toparlayayım. Mustafa Muhammed'in performansı yükselişe geçmezse tam olarak Mustafa Muhammed'in bonservisi için harcanacak parayı bu transfere harcayacak gibi gözüküyor Galatasaray. Abi çok teşekkürler. Galatasaray'da bugün bir transfer haberimiz vardı Fotomaç gazetesinden. Bir sonraki programlarda diğer takımları konuşuruz. Görüşmek üzere Ömer. Görüşürüz abi. Dikkat edin. İyi günler.